Rüya! Neredesin? Arkadaşlar Rüya'nın sesini siz de benim gibi duyuyor musunuz? Önümde kocaman bir oyuncak kutusu var. Ve bu kutunun içinde sanıyorum bir buzdolabı var. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Ama bu kutunun arkasında bir tane çocuk var ama ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle bir yaklaşıp baksak mı acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi biz bu oyuncak kutusunu açacağız. Hadi birlikte açalım Rüya. Anne, ne olduğunu önce anlatalım ya. Hemen Anlatalım. çıktık başladık. Tamam, anlatalım. Affedersin, ben ne bileyim, unuttum. Arkadaşlar, bakın, kocayı getirir misiniz? Boyları ölçelim. Şimdi bence boylarını ölçmeden önce sen bu kutuyu bir kaldır bakalım. Kutunun içinde ne olduğunu bize bir söyle önce. Ayağımız. Ağır değil mi? Evet. Bir kaldır 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 kaldır. Kaldır anneciğim hadi. Ağır. Kaldırsana Rüya. Heh. Hadi yavaş yavaş Ayağımda açalım tutuyorum. bakalım kutuyu. Yavaş yavaş açalım bakalım. Bence yatıralım ondan sonra. Önce bence şurasını şöyle bir açalım. Bence buradan da çık. Hadi çıkart bakalım, aç bakalım. Yardım Nasıl yani, sen açabilirsin diye düşünüyorum Rüya. Arkadaşlar şu buzdolabının güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Çok merak ediyorum doğrusu nasıl bir şey çıkacağını. Açsın mı Rüya? açıyorum. Oh, bir Açsın tane mı? parçayı çıkardık. Tamam. Çok güzel. Yavaş yavaş acele etme. Heh. Şimdi orayı öyle yavaşça çek anneciğim. Ben sana şöyle yardım edeyim. Bir saniye. Bir kaldırabilir misin havaya? Çünkü böyle birazcık daha Sen zor. de sandalye çıkma. Bantlar varmış şurada Rüya. Ver o zaman. Bir dakika, bir dakika. Yatır o Heh. zaman. Çıkarttım bak. Şu bantları açabilirsek zaten sorun çözülecek. Bir saniye anne, biz zaten açabiliyoruz bak şurada. Bant var, Bak bant gördün mü? Heh. Evet. bant. Heh. İşte oldu. Dur ben sana yardım edeyim istersen. Bantla. Ne kadar zor açılıyor ya. Şuraya Şurada. daha. Tepe. İşte oldu. Şöyle. Çekelim mi yavaşça? Bence çek. Sen bak kutuyu çek şöyle oradan. Of. Bu ne ağır böyle, bir saniye bir saniye arkadaşlar, böyle olmayacak. Evet. Buzdolabımız yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Şu kartonu sen bir çekebilir misin Rüyacığım, rica etsem? Kartonu çek anneciğim. Bak sen dolabı çek o zaman, ben kartonu çekeyim. Dolabı çek 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 çek. Çek çek çek. Biraz daha biraz daha. İşte bu kadar. Şimdi kaldır bakalım. Evet. Bu kavağımız burada arkadaşlar. Onu belki lazım olur diye ben şuraya kaldırmak istiyorum. İçinde ne var? Şimdi bunu şöyle bir kaldıralım. Bir saniye izin ver bana Rüya. Ay Anne çok ağır. Rüya bir saniye anneciğim, bir saniye bir kapatır mısın Rüya? Rüya bir saniye anneciğim dur. İşte böyle bu şekilde tutacağız. Ve içinde ne var ne yok açacağız ve bakacağız. Hadi Ama aç. bana doğru çevirirsen ben de görürüm. Bana doğru çevirerek aç bakalım. Yatırık mı? Yatır mı anneciğim? Biz evimizdeki buzdolaplarımızı yatırıyor muyuz Rüya? Yatırmıyoruz. Yatıramadığımız için bunu da yatırmayacağız. Açacağız, bakacağız içinde ne var. Aç Hadi bakalım. açalım. Aç bakalım. Anasın. Kapa. Aa, neler çıktı böyle? İçinden neler çıktı böyle? Buzluklar, raflar. Onlar neymiş? Bir saniye. Onlar da buzdolabına girecek olan malzemeler galiba arkadaşlar. Ama tabii diğerlerini bizim halletmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu poşeti açabilir misin Rüya? Aç bakalım içinden neler çıkıyor. Evet, aç bakalım Rüya onu. Bence sıkıştır. Aç bakalım Rüyacığım, ne olduğunu bakacağız işte. Sıkıştır. Stickerlar. Evet, dolabın stickerları. Şimdi Ama önce... arkadaşlar kutuya bakacağız. Şimdi bu kutuyu da ben de şöyle koyalım, tamam mı arkadaşlar? Şimdi Bir tane kutunun kutunun adı üzerinde var. mesela burada olanları, burada olanları böyle dolabın üzerine yapıştıracağız, tamam mı Rüyacığım? Mesela bu ne? Süt. Bu süt kutusu. Süt kutusunu birazdan birleştireceğiz, kutuya dönüştüreceğiz Rüyacığım. O ne kutusuymuş? Bu puding mi? Evet, puding kutusu. Bunlar zaten tava, mutfak eşyaları. Bu galiba ketçap arkadaşlar. Bu ne? İşte bunlar raf anneciğim. O işte evet evet aynen öyle bak. Zaten burada gösteriyor, gördün mü? Şimdi buradakileri de yapıştır. O neymiş bakabilir miyim? Bak ketçaba yapıştıracağız onu Rüya. Bak ketçaba yapıştıracağız, gördün mü böyle? Ketçaba yapıştırıp saracağız onu. Bu ne? Yani hepsini bir şekilde ayarlamamız Bu gerekiyor. O neymiş?
Bir bakabilir miyim? Yumurta. Yumurtalar koyacağız. Dolabı açalım. Yumurta. Dolabı aç bakalım bir. Kenarda yumurtalık var mı? Yok. Önce şu rafları bir koyalım buraya. Ne dersin? Bak şöyle. Şöyle mi koyacaktık? Bir saniye. Şöyle galiba. Şöyle koymamız gerekiyor. Tamam mı? Şöyle bir saniye. Elimde, diğer elimde kamera olduğu için zor oluyor. Bak Rüya gördün mü? Ters koymuş olabilirim tabii ben şu anda. Diğer rafa da şunu koyalım. Bak Rüya. Diğer rafa da bunu koyalım. Tamam mı? Bak. Tamam. Bak bak bak, gördün mü? Ya. Bak. Muzları da oraya koyalım. Muzları koyabilirsin oraya, evet. Bak bu da buzu, buzluğa koyarız. Şu buz kalıbı. Ha. Yukarısı ne buzluk. Ne koyacağız bunu? Onu buzluğa koyarız. Zaten bunlar da buz kalıpları falan. Aa, yumurtalık Rüya bak. Raf. Şu kenara geçilecek büyük ihtimalle o. Ya bunu da dolabı koyalım. Bunu da açalım Rüya. Arkadaşlar şunu açayım, şöyle size göstermek istiyorum. Bir saniye. Rüya bak bu raf. Şu kenara koyacağız anneciğim onu. Hayır hayır Rüya, oraya değil, bak şuraya. Şöyle. Tut bakalım, kenarlarından bastırmamız gerekiyor. Ha, tut tut tut. Bir elimde kamera olduğu için zor yapıyorum şu anda. Çok zor. Neyse tamam, bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi az önce kamerayı tek elimle tuttuğum için yapmak zor oluyordu diye ben az önce bu puding kutusunu birleştirdim, yaptım. Sonra neyi yaptık Rüyacığım? Süt kutusunu yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada dolabımızın parçaları var. Anne, ama ben dolaba. Evet, dolaba koyacağız. Ama aynı buradaki şeklinde koyalım Rüyacığım. Bak. Bak Rüya burada nasıl koymuş? Pudingle sütü yukarıya koymuş. Evet, biz de aynı şekilde yapabiliriz. Evet anneciğim, çok güzel. Biz de o şekilde yapabiliriz. Sonracığıma muzu nereye koymuş? Muzu sebzelik bölümüne koymuş değil mi anneciğim dolabı? Yani alt bölümü koymuş. Evet, biz de oraya koyabiliriz. Aa, ketçabı saracağız. Ketçabın jiletini neredeydi anneciğim? Kırmızı bir şeysi vardı onun, kağıdı vardı. Yere. Yere mi düştü? Onu çıkartalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada ketçabı böyle sarmışlar. Ondan sonra şu rafa koyacaklar. Aynı şekilde yapabiliriz biz de. Bunları böyle koyduk. Bu yemek kapağı, yemek tabağımız burada. Onun kapağı, bir tanesinin kapağı burada. Buraya. Bak, yemek tenceresini şuraya koyacağız Rüya. Bak böyle. Tamam mı? Yumurtayı da buraya. Yumurtayı oraya koyduk. Aa, evet, rafın kenarı çıktı ama olsun, ben onu hallederim şimdi. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar, buz kalıbını. Bu tencerenin kapağını da böyle kapatalım Rüya. Bunu da koy anneciğim dolaba, açılırken hazır dolap. Evet, şimdi etiketini çıkartıyoruz arkadaşlar. Ketçabı saracağız. Ketçabın etiketini çıkartıyoruz. Onu da koyalım ya. Onu da koy, tamam. Ketçabın etiketini sar anneciğim. Sarabilecek misin sen? Çıkartabilirsin diye düşünüyorum ben ama. Yardımcı olmamı ister misin? Evet. Çıkartabileceğim için. Bir saniye bekle beni, bekle. Rüya bekler misin anneciğim? Bekle. Bekle bakalım, çünkü çok zor oluyor gerçekten. Bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ketçabı sardık. Rüya al bakalım ketçabını, koy. Neredeydi ketçap burada? Dolabın alt bölümünde. Biz de oraya koyuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi dolabın kapağını kapatıyoruz. Ve dolabı tekrardan ben böyle çeviriyorum arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Dolabımızın üzerindeki yerlerine stikerlerini, etiketlerini yapıştırıyoruz değil mi Rüyacığım? Üzerine yapıştırıyoruz. Şimdi şurada bir bakalım. Evet, şimdi mesela Rüya sen bana söyle bakalım. Şu etiket nereye gelecek? Önce dolapta bakalım neredeymiş. Evet, onu nereye gelecek? Kendi dolabımızda nereye gelecek? Kapatalım kapağını şöyle. Şuraya getir. Şuraya. Şuraya gelecek değil mi? Çıkart bakalım etiketi, oradan yapıştıralım. Hayır, zımbır yapıştıracağım. Tabii tabii, etiket işte anneciğim. Bir saniye, bir saniye dur. Tam şey yapalım böyle Rüyacığım. Bir saniye. Anneciğim bir saniye dur. Bak yanlış yapıştırdık tatlım, dur. Ama tam böyle olması gerekiyor, anladın mı? Doğru olması için. Heh. İşte oldu. Birazcık hatta yamuk bile oldu yani. Neyse, bir şey yapmaz. Bir saniye. Yok yok. Neyse, yapışır. Olur anneciğim, olur mu öyle ya hiç? Yapmışken güzel olsun değil mi? Şurada modeli var. Tamam. Şimdi öbür etiket nerede Rüyacığım? Burada hangi etiket var? Bir saniye. Bir saniye. O değil. Şu var. Şunu alabiliriz. Burada. Bakın şu etiket var burada. Orada garantisi yazıyor galiba. Buzdolabının garanti belgesi herhalde o. Çıkarttın mı? Güzelce çıkart anneciğim. Bana ver, ben sana yardımcı olayım. Heh.
Acele etmeden çıkart. Acele etme. Dur bir saniye. Olmadı galiba, bir saniye dur. Evet arkadaşlar, burada dolabımızın garanti belgesi var. Şuraya beraber. Evet. Onu da buraya yapıştırmış olduk. Evet arkadaş. Evet. Şimdi burada da My Kitchen Fine yazıyor. Şey bu. O şu köşeye yapıştıracağımız yer. O değil daha, dur. O değil. Şu. Bak şunu yapıştırmamız gerekiyor. Köşe yazısı. Anladın mı? Evet, o yazıyı yapıştıracağız. Dolabın üst sağ bölümüne Rüyacığım. Çok dikkatli çıkartalım anneciğim. Çünkü bunları bak bir saniye bozarak çıkarttığımız zaman bunun geri dönüşümü olmuyor. Çünkü bu sefer kağıt zedeleniyor anneciğim. Bekle. Evet arkadaşlar, şu dolabımızı bir saniye, etiket bozuldu. Tamam, beraber ben böyle bir yapayım. Tamam. Evet. Ben masayı. Tamam arkadaşlar, bu etiketimizi de buraya yapıştırdığımıza göre. Ama Barbie'yi, Barbie. Şimdi Barbie'yi çıkartacağız oradan. Barbie mi o? Evet, Barbie'li buzdolabı değil mi bu? Barbie'yi çıkartacağız oradan. Ama Rüya çok dikkatli bir şekilde çıkarttı anneciğim. Hiç zarar görmemesi gerekiyor, anladın mı? Buzdolabımız ne kadar büyük arkadaşlar, bakar mısınız şöyle? Diğer etiketlerini de yapıştıralım yavaş yavaş. Evet, evet arkadaşlar. Buzdolabımız hazır, buraya tarihi yapıştırdık. Evet. Buraya Wednesday yazan bir tarih yapıştırdık. Buraya da işte hatırlatması için not tutmuş Barbie. Onları yapıştırdık. Dolabımızın üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Hadi o zaman anne. Her şeyi yapıştırdık. Gördünüz mü buradaki kızımızı arkadaşlar? Anne. Efendim. Sen komşu ol benim eve gel, ben de sana yemek hazırlıyorum. Tabii ki daha çok oynayacağız ama şimdi şu dolabı da açıp içinde ne var ne yok bize gösterebilir misin rica etsem senden? Şöyle son bir kez buzdolabını açıp bize ne var ne yok hepsini bir gösterebilir burada, misin? Burada var. Evet. Burada ketçap, burada mont. Tabak var. Tava var değil mi? Başka? Şöyle göster bize, doğru çevir dolabını. Şöyle bir şey. Evet. Buz kalıpları değil mi Rüyacığım? Anlatmayayım. Evet komşum. Hadi kapatalım. Buzluk bölümü ne taraftaydı? Yukarıda değil mi? Bakın zaten şurada bir işaretler var arkadaşlar. Buzluk bölümünü nereden anlayabiliriz? Buradan anlayabiliriz. Burada küçük küçük buz tanecikleri var. Burada da dondurma var. Çünkü onlar buzdolabında sakladığımız, buzluk bölümünde anne, sakladığımız şeyler. Sen komşu ol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buzdolabımızı açtık. Stikerlerini üzerlerine yapıştırdık. Ve biz bu güzel buzdolabıyla çok güzel oyunlar oynamaya başlayacağız. Siz de bizi izlemek istiyorsanız Rüya'nın Çiftliği kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.